Hayır, ben kendimden bahsediyorum, içimdekilerden. Sana kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Demet'le en son konuşmuştunuz, bu sarı kırmızı ışıkların oradan geldi aklıma. Durum bu işte. Neyse, boş ver her şeyi. Bak, Dani'den sana yar olmaz. Duygu zaten hiç olmaz. Yaş olarak biz seninle çok daha uygunuz. Bunları göz önünde bulundurmanı istiyorum. Çok kısa vaktimiz, biliyorum. Biliyorum. Bunları sana şimdiden söyleyeyim ki, ne kadar sen arkadaşım desen de, ben de hep bir açık kapı var. Seni bekleyeceğim. İstediğin kadar Dani'de, Dani'yi de tanı. Dani'yi de bekleyeceğim. Duygu'yu tanıyacağım de, Duygu'yu da bekleyeceğim. Sen de benim gibi sabırlı olacağım diyorsun. Hı hı. Senden alacağım şey bu, sabır. Süper. Senden de başka bir şey beklemezdim zaten. Bu saatten hani sonra benim gerçekten... bildiğim Mehtap bana bu şekilde yanaşır diye düşünüyordum. Tamam. Ve aynen öyle geldi. Evet, dalga geçmiyorum. Hı. Ya burada ne oluyor? Kontrolünü yapmaya başladım bu arada, evet, evde. Evet, işte bu ne oluyor? Beni ben olduğum gibi kabul etmeye çalışıyorsun. Evet. Diyorsun ki Dani'yi git tanı, Duygu'yu git tanı. Tolere edeceğim hepsini. Evet. Git gör. Git gör ki benim kıymetimi daha iyi anla. O yüzden bekleyeceğim. Bu arada beni daha çok iyi tanımış olacaksın. Arkadaş olarak her ne kadar bir arada olsak da, ben seni birilerinden çekmeye, kaçırmaya, kıskandırmaya çalışsam da, elimden geleni yapacağım. Bunu belli etmemi bekleme benden. Hani bunu saklamamı bekleme sana olan ilgimi. Kadınların arasında bunu belli edeceğim. Sonuna kadar belli edeceğim. Her ne kadar herkes Ercan Mercan dese de, ben sana olan ilgimi herkesin içinde belli etmeye devam edeceğim. Bunu bil, ona göre davran. Sen de beni kıskandırmak için başkasına yaklaşma. Seni o zaman öfke kontrolü sağlayamam. Bak yalnız demin söylediğin şeyler, şimdi söylediğin şeyler tutmuyor. Ama bak, ben sana kek falan yediriyorum. Sen de benim yanımda tutup da onlara yedirmeye kalkma. Sen benim yaptığımı yapma. Tamam mı? Ay, terledim, etek yapıştı Tankut'a. Tankut'a ya. Rahat ol, rahat ol. Yok, ben gerçek duygularla geliyorum sana. Şaka falan değil, rahatım. Tamam, senin duygularını alıyorum. Ben de terlemeye başladım yani. O enerjini biliyorsun, alıyorum. Biliyorsun, benim burada yapmacık, kimseye yaklaşma sebebim yok. Evde kalma gibi bir derdim de yok. Kesinlikle bunu sana daha evvel söylemiştim. Ay, ne kadar açık sözlü oldum ben. Ne mutlu sana ya. Ay, ne yapıyorum? Kendime inanamıyorum. Neyse, ben rengimi bellediğim sana da, ona göre devam ama ederim. Ama bir şey söyledim, haberin başka olsun. Bir şey söylüyorsun. Ben yani hakikaten Dani'yi tanımak istiyorum. 7 hafta oldu, ilk defa tanımaya istiyorum, tanıyamıyorum yani. Tamam, buna fırsat vereceğim. Elimden geleni rahat istiyorum. Bırakmaya çalışırım. Düştüğüm durum da çok zor bir durum şu anda. Senin mi? Evet. Ben seni bir duruma düşürmeye çalışmıyorum. Sakın öyle görme. Ben kendim düştüğüm durumdan bahsediyorum. Üç kadın peşindeymiş gibi de düşünme. Kesinlikle üç kadın olarak, kesinlikle, hele ki aynı sıraya beni onlarla koyma. Ben bir adım gerideyim, haberin olsun. Onlar bir adım önde gitsinler benden. Ben bekleyeceğim. Hızlı giden atın seyrek düşermiş. O yüzden ben yavaş yavaş, Arap atı gibi sonradan hızlanacağım. Ya ne diyeceğimi şaşırdım, yemin ederim. İnanamıyorum ben. Ego patlaması yaşayacaksın. Yok. Da sende ego yok işte, o hoşuma gidiyor. Zor yaşarım onu. Ama bana boğalık yapma. Yok, boğa değilim. 30 yaşından sonra yengece geçiyorlarmış. Ben artık yengecim. Yok, ben senin karakterinin farkındayım. Boğalığın diğer şeyleri var bende. Ben sonra sana bana boğalık yapma diyorum da, kıskançlık yapma bana yani. Kıskançlık yapsam da niye şu ana kadar parçalamış olmam lazım. Yapmıyorum, öfkemi kontrol ediyorum. Değilim. Peki. Aşkta öfkemi kontrol ederim ama diğer hakkım konusunda etmem. Sen de bunları gör, tamam mı? Haksızlık yapıldığında öfkemi kontrol etmeyeceğim. Ama aşkla alakalı gelirse gerçekten öfkemi seninle alakalı kontrol edeceğim. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Öyle tatlı tatlı. Ben ne denileşeceğim ne de Duygu olacağım. Ben Mehtap olarak geliyorum sana. Neyse olur, sen yeter ki.